Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin'e hoş geldiniz. Ben Itır Akdoğan. Bugün İstanbul'da deniz ulaşımını konuşacağız. Konuğum Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Deretaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Çok yakın zamanda İstanbul'da 9 tane deniz hattı birden açıldı. Biz de ekip olarak çok heyecanlandık. Hatta şu anda yönetmenimiz Ali Vatansever bu hatlarla ilgili bilgiyi görseli koydu. Hemen duymayanlar için hatların adlarını hızlıca okuyayım. Belki hoşuna gider, dinleyicilerimizin de bizim kadar heyecanlanırlar. Aşiyan'dan Anadolu Hisarı ve Küçük Suya, Üsküdar Aşiyan, Kadıköy, Kasımpaşa, Fener, Sütlüce üzerinden Eyüp, Beşiktaş, Kabataş, Karaköy, Kasımpaşa, Sütlüce üzerinden yine Eyüp, Maltepe'den bütün adalara, Çengelköy, Kabataş, Bostancı'dan Kabataş'a yine Moda ve Kadıköy üzerinden, Avcılar'dan Bakırköy üzerinden Kadıköy ve Avcılar Bostancı. Bu 9 yeni hat söylediğim gibi bizim için çok ilginçti ekibimiz için de. O yüzden de konunun en yetkili kişisiyle bu konuyu bir konuşalım istedik. Sinem Hanım şehir hatlarının genel müdürü olduğu için hem politika açısından en yetkili ama bir yandan da gemi yapımı ve deniz teknoloji, gemi inşaatı deniz teknolojisi mühendisi. Kendisi bu pozisyona gelmeden önce özel sektörde de çalışmış. İlgili meslek odalarında da yer almış. Dolayısıyla işin akademik ve mesleki tarafında da oldukça uzman, bilgili ve şimdi de bunun politikasını yapıyor İstanbul'da. O yüzden çok mutluyuz. Teşekkür ederiz çok da yoğun bir zamanınızda bize zaman ayırdığınız için. Sinem Hanım, şimdi ben ilk olarak öncelikle şehir hatlarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilişkisi nedir? Bir oradan başlamak istiyorum. Bize anlatır mısınız? İki kurum çalışıyor. Buyurun. Öncelikle davet için ve programınız için çok teşekkür ederim Itır Hanım. Size ve ekip arkadaşlarınıza teşekkürler. Evet, şehir hatları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilişkisi şu. Şehir hatları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştirak şirketi. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına deniz toplu ulaşımını yapan bir aslında şirket. Bağlantısı bu. Hisselerinin %90'ının İBB'ye ait olduğu, zaten iştirak şirketi bir anlamda böyle ama hisseler değişebiliyor. Daha öncesinde yani hani şirket hayriye zamanı diyoruz aslında, onun da öncesi var. Yani İstanbul'da ilk deniz toplu taşımasını yapan ve Osmanlı'nın ilk anonim şirketi olan şirket hayriyeden bu zamana İstanbul'da toplu deniz ulaşımını yapan bir şirket. Zamanında devlete aitken, Türkiye Denizcilik İşletmelerindeyken daha sonra bir özelleştirmeyle İDO, daha sonra İDO'nun hatlarının ayrılmasıyla yani deniz otobüsü ve vapurlar olarak tekrar İBB bünyesine gelmiş. Böyle 1851'den bu yana 170 yıllık tarihi olan bir şirket. Belediyede de ilişkisi 2010 yılında iştirak şirket olarak kurulmuş ve devam etmiş. İBB adına deniz toplu ulaşımı yapan bir şirket. Tek başına deniz toplu ulaşımını yapmıyoruz aslında. Aynı zamanda paydaşlarımızla da birlikte bunu yürütüyoruz. Yani İstanbul deniz ulaşımı deyince yaklaşık %51-52 oranında şehir hatlarıyla, geri kalan da özel taşımacılıkla yapılan bir deniz ulaşımı var İstanbul'da. İstanbul'un kullanımı nasıl? Kara ulaşımına oranı var mı elinizde sayılar? Ne kadar sayılabilirsiniz? Sayıları takip ediyoruz, etmekte zorundayız. Tabii o biraz önce bahsettiğim o 170 yıllık tarihte tabii ki aslında İstanbul'un ilk toplu ulaşımı denizde başlamış. Dolayısıyla %99'larda İstanbul hani tamamen bir deniz kentiyken, kıyılara kurulmuşken ve bir anlamda mecburken, tek ulaşım aracıyken işte %99 olan deniz ulaşımı şu anda tüm modlar içindeki yapılan istatistiklerle %3'lere düşmüş durumda. Bunun vurgusunu tüm modlar diye özellikle yaptım. Çünkü ben çok gerçekçi bir rakam, yani doğru bir rakam olduğunu düşünmüyorum. Çünkü deniz ulaşımını denize rakip modlarla karşılaştırmamız lazım. Yani köprüler olabilir tabii ki, alt geçitler olabilir. Yani boğazı dik geçenler, boğaza paralel taşımacılık yapan kara hatları, otobüsler, minibüsler olabilir. Ama karadan karaya taşımacılıklarda deniz bir alternatif oluşturmazken rakamların içine onlar giriyor. Dolayısıyla %3 aslında kendi rakipleri içinde bir analize tekrar muhtaç durumda şu anda. Ama tüm toplu taşıma, çünkü
Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım dairesi çatısı altında bu hesaplamalar yapılıyor. Belbim şirketimizden, yani İstanbul Kart entegrasyonu olan her şeye biz toplu ulaşım diyoruz biliyorsunuz İstanbul'da. Dolayısıyla onu da Belbim yönettiği için istatistik veriler Belbim ve toplu ulaşım dairemiz tarafından ve bizler tarafından kontrol ediliyor ve tüm ulaşım içindeki denizin payı şu anda değişiyor. %2,5 ile %3,5 arasında değişiyor ama ortalamada %3. Biz geldiğimizde oran 2,5'lardaydı. Çok astronomik bir şekilde artmadı tüm yaptığımız aslında yatırımlara rağmen. Peki bu yatırımlara nasıl karar veriyorsunuz? Bu yatırımlara bir üst kurulla aslında karar veriliyor. Aslında denizde ve diğer karada da toplu ulaşım hat açma yetkisi Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla UKOME'de. UKOME diye biliyorsunuz bayağı gündeme de geliyor taksilerle filan. Aslında İstanbul'un ulaşım konularına karar verilen UKOME adında bir birim var. Temsilcilerden hem yerel yönetim hem de merkez yönetim temsilcilerinden oluşan bir merkez var. Bu merkeze Büyükşehir Belediye'mizin toplu ulaşım dairesine bağlı toplu ulaşım hizmetleri müdürlüğü hat taleplerini iletiyor. Burada karar veriliyor. Ama hat taleplerini iletme konusu nasıl oluyor? Belli analizlerle orada işte biz bir ortak masada CİMER'den olabilir, 153'ten olabilir, bizim kendimizin yani şirket olarak ya da ulaşım dairesinin aklına gelen yapısı iyi olur diyebileceği hatlar olabiliyor. Çeşitli kanallardan bu hat talepleri toplandıktan sonra özellikle yolculardan gelenler belli bir nasıl söyleyeyim yoğunluktan sonra dikkate alınıyor. İdi. Biz şu an tekil tekil de dikkate alıyoruz aslında. Yani hani bir kişi bile bunu fark etmiş olsa daha önce görmediğimiz, fark etmediğimiz bir şey. Evet tamam burayı da analiz edelim diyoruz. Bir şekilde masamıza gelen hatlar çeşitli analiz programlarıyla burada İETT'nin kullandığı bir program var. Ağırlıklı olarak onunla analizlerimizi yapıyoruz. İETT burada bu analizleri yapmakta ev sahipliği yapıyor. Orada hat tanımlanıyor. Deniz hatları üzerine konuşalım. İlgili hat tanımlanıyor ve karadan ne kadar yolcu çekeceği analizleri belli prensiplerle o programa gireceğiniz kriterler sonucunda belirleniyor. O kapsamda analizler yapılıyor ve yeter yolcu sayısı bulunduğunda bu hattı açmaya karar veriyoruz. Kısaca böyle söyleyebilirim. Peki kentlileri deniz ulaşımını tercih etmeleri, ona heveslenmeleriyle ilgili bir çalışmada yapıyor musunuz? Bir iletişim yapıyor musunuz? Evet yapıyoruz. Aslında bunu ilk pandemide başlattık. Bir ara dönemde bir açılma yaşamıştık hatırlıyorsanız pandemide. İlkten bütün toplu ulaşım durdu. %90'a kadar geriledi aslında. Sayısal olarak da öyleydi. Yani biz yolcumuzun %90'ını kaybettik. 2019 yılında Ağustos gibi göreve geldik. O dönem işte 2019 42 milyonla kapatmıştı şehir hatları yolculuklarını. Pandemi sırasında bu yarı yarıya 20-24 milyonlara kadar geriledi. O dönem biz bir açılma yaşadığımızda hem denize özendirmek için hem de aslında ücret etkisi ortadan kalktığında deniz ulaşımı özenilecek bir şey noktasına geliyor mu bunu keşfedebilmek için bir 5 kuruş kampanyası yapmıştık. Tüm şehir hatları, vapur kullanıcıları denizden 5 kuruşa faydalanabildiler pik saatler haricinde. Orada rakamlarımızı deniz ulaşımını %6'ya kadar çıkarmayı başardık aslında. Ki hani zirve saatler haricinde 10'dan saat 4 arasında yapmıştık bu kampanyayı. Böyle şeyler yapıyoruz. Son pandemi etkisi geçtikten sonra yeni UKOME kararıyla denize aktarma ve denizden aktarmaları %50 indirimli hale getirdik. Dolayısıyla bu da aslında bir denize teşvik kapsamında kampanya gibi de düşünülebilir, değerlendirilebilir. Onun harici tabii biz yeni bir marka oluşturduk Vapur Kafe diye. Vapurların içinde yolcularımızın hem ekonomik hem de daha kaliteli bir hizmetle ve içerikle ürün içeriğine sahip olabileceği bir marka oluşturduk. Artık vapurların içindeki kafeleri de şehir hatları işletiyor. Çocuk oyun alanları yaptık. Engelsiz binişlerimizi bütün gemilerimize uyguladık gibi denizi kolaylaştırıcı. Hani büyükten küçüğe hem İBB tarafından, UKOME tarafından alınan kararlar hem de şehir hatlarının kendi verdiği yolculukları keyifli hale getirecek, özendirecek kampanyalar. İşte logomuz çok seviliyor. Bununla ilgili bir takım ürünler geliştirdik. Onlar bize neden online'da satılmıyor diye soruluyor. Aslında sebebi bu. Biz birazcık da tabii ki satış yapılıyor, bir gelir elde ediliyor. O ayrı güzel bir şey ama
asıl amacımız yani vapura binin. Vapurun içinde böyle güzellikler de var. Aslında bir anlamda denize çekme kampanyasıydı. Böyle böyle kampanyalar yapıyoruz. Tabii yeni hat açtığımızda hani bunlar duyuruluyor. Yoğun duyurulara yapmaya çalışıyoruz tüm kaynaklarımızdan. Yine de hala uzun yıllardır yapılan hatların bile mesela buraya ben geldiğimde bilinmediğini fark ettim. Bilemiyorum hani o anlamda belki daha da fazla yapılacak şey vardır gözümüzden kaçan ama hani iskelelerde duyuruyoruz. Kendi kanallarımızda, toplu ulaşım içinde, metrolarda, İETT'nin içinde, vapurların içinde pek çok anons ve duyuru yapılıyor yeni hatlara ilişkin. Ama burada fikirlere açığız. Yani bu hatları daha çok duyurmak için ne yapılabilir konusunda belki yön gösterecek fikirler de oluşabilir. Bizim programımızın adından anlaşılacağı üzere şehir hepimizin kapsayıcılık çok önemli. Yani hem farklı grupların, farklı toplulukların ama farklı lokasyonların da dolayısıyla bu 9 hat daha önceden hiç benim şahsen gerçekten değil mi ya diye okuduğum mesela avcılar Bostancı avcılar hiç beklemeyeceğim bir şeydi. Aslında benim de şahsen hiç yolumun düşmediği, kullanmayacağım bir hat olmasına rağmen sırf o şimdi hat açıldı diye ona binesim ve Bostancı'dan avcılara bir yolculuk yapasım var. Gerçekten yani hani ihtiyaçtan doğru tabii ki öncelikle ihtiyaçların giderilmesi ama kentle ilişkini de aslında birazcık şekillendiriyor bu sizin ulaşım politikalarınız. O açıdan da biz hani lokasyon çeşitliliği açısından da gerçekten heyecanlandık. Şeyi de bu arada hızlı geçmeyelim. Çocuklara ve engellilere açtığınız alan toplu ulaşımda bu bizim hep Avrupa'da görüp de özendiğimiz şeylerdi, uygulamalardı. O yüzden onları gördüğümde ilk o çocuk grubunu vapurda gördüğümde ben de çok hoşuma gitmişti. Onun için de gerçekten tebrik etmek lazım. Orada şeyi merak ediyorum. Bu bizim yaklaşımımıza göre sivil toplum örgütlü ya da örgütsüz ne kadar karar süreçlerine girerse o kadar kapsayıcı olur yöneticilerin de kararları inancımız, prensibimiz. O yüzden merak ettim. Siz o mesela o çocuk gruplarını eklerken ya da engelli dostu uygulamaları yaparken ilgili sivil toplum örgütleriyle de görüşüyor musunuz? Yoksa bahsettiğiniz kurul zaten kapsayıcı fikirlere sahip kişilerden mi oluşuyor? O şeyi birazcık söyleyebilir misiniz? Tabii. Çalıştaylar yapıyoruz aslında. Deniz çalıştayları gelir gelmez başlattığımız o da bir etkinlik demeyeyim ona da artık bir alışkanlığa dönmesi gereken bir eylemlilik oldu diyeyim. Çünkü gerçekten bu kapsayıcılık yani burayı istediğiniz kadar bilgiyle yönetin bu başka bir şey. Hepimizin uzmanlığı neticede diğer insanlara değdikçe çoğalan ve gelişen bir yapıda. O yüzden tabii ki karar vericiler hani pek çok fikri aldıktan sonra çünkü şunlar da geliyor hani neden daha fazla deniz ulaşımı yok? İşte daha fazla hat açılabilir, daha fazla sefer konulabilir. Hep konuştuğumuz şey şu tabii ki yani daha da motor kiralanır, daha da vapur yapılır. Her yere deniz ulaşımı götürülür ama elimizde bir kaynak var ve bu kamu kaynağı. Bu kamu kaynağını nasıl kullandığım önemli. Bir tarafta tabii ki ulaşım bir hizmet onu yapmaya çalışıyorum ama İstanbul'un gerçekten çok öncelikli sorunları var. Ve bu kaynağı sadece deniz ulaşımına mı ayırmalıyız yoksa işte çocukların süte kreşe ulaşması gibi daha sosyal faaliyetlerde de mi kullanılmıyor? Yani bir üst akılda bunların hepsi süzgeçten geçerek karar veriliyor. Ama kapsayıcılık sizin de bahsettiğiniz anlamda çok önemli. Özellikle çocuk oyun alanı ve engelli meselesinde açıkçası hani bir masa etrafında toplanıp buna karar vermedik. Çünkü bence bunlar zaten hani çoktandır yapılması gereken süreçlerdi. Ama onun harici çalıştaylarımızda denizle ilgili yapılabilecek her şey. Yani baktığınızda şehir hatlarının alanı olmayan gibi gözüken şeyler de olabilir. Ama açıkçası oralara da teşne davranıyoruz. Yani bir şekilde o sesi alıp yetkili birimlere, bu yetki sadece özellikle deniz söz konusuysa yerel yönetimlerde değil. Yani kıyı ve deniz yapılarının tamamı aslında bakanlık tarafından yönetilen yerel yönetim ve merkez yönetimin son derece uyumlu ve birlikte çalışması gereken bir alan deniz. Diğer alanlarda tabii o şekilde ama burada yetkiler de, izinler de çoğunluklu olarak merkez yönetime bağlı gerçekleşiyor. O yüzden bir ortak aklı kurup bir diyalog diliyle mesela amatör denizcilik yani baktığınızda şehir hatlarının konusu amatör denizcilik değil ama bunun bir sorun olduğunu biliyoruz ve bizim yerel yönetim olarak üstesinden gelebileceğimiz ya da aracı olabileceğimiz konularda işte amatör denizcilik gibi bu aracılığı yapıp ilgili yerlere
taşıyoruz. Orada da bir fikir üretmeye, çözüm üretmeye daha doğrusu oluşan fikirlerle uğraşıyoruz. Bu çalıştaylar bunun aracılığı oluyor. Çok fazla bireysel ulaşan ya da dernek, topluluk gibi hani kimselerin diyeyim, bazı grupların sesi olan arkadaşlarımız ya da sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, onlar da ulaşıyorlar. Adalar mesela çok aktif çalışıyor bu konuda. Adaların birden fazla bağlı olduğu sivil toplum kuruluşu var, dernekleri var. Onlarla çalışmalar yürütüyoruz. Zaten ulaşabiliyorlar, yani mail atabiliyorlar. İşte kanallar 153'tü, CİMER'di ya da direkt hani telefonu bilenler, maili bilenler oradan da ulaşıyorlar. Dolayısıyla katılımcı süreci zaten hani başkanımızın vizyonu ve tüm ekibi öyle yönlendirdiği için biz de bunun bir parçası olarak devam ediyoruz. Bu deniz ulaşımı konusunda da diğer konularda da en üst düzeyde vizyon zaten katılımcılık politikalarını destekleyen ve ben bilirimden ziyade siz ne dersiniz, biz ne yapabiliriz dili var. İstanbul senin gibi biliyorsunuz o kampanyaları. Yani bu şehrin hepimize ait olduğunu, bizim de burada yerel yöneticiler olarak üzerimize düşen sorumluluğu tabii ki yerine en iyi şekilde, en kapsayıcı şekilde getirmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu anlamda da evet seslere dikkat ediyoruz, önem veriyoruz. Ama her ses gerçekleşiyor mu? Her ses gerçekleşemiyor. Yani bunun da ama açıklamasını yapıyoruz. Şimdi Aşiyan hattı bitti mesela, Aşiyan Feniküler hattı bitti. Aslında bu dönemin anlayış anlamında getirdiği en güzel örneklerden biri. Çünkü her zaman şunu söylüyoruz. Yani biz denizin payını, evet başkanımızın vizyonunu arttırmak istiyoruz. Biz de bunun için çaba sarf ediyoruz. Ama entegrasyon olmadan, deniz ulaşımı kendi başına dediğim gibi hat açarak ya da araç kiralayarak, daha fazla gemi koyarak artmıyor. Kesinlikle entegrasyonun sağlanması lazım. Raylı sistemle, karayla. Hem saat entegrasyonu hem mod entegrasyonu. Şöyle bir rakam var. İPA'nın yaptığı bir istatistik bu. İstanbul Planlama Ajansı'nın. Diyor ki İstanbul'da 15 milyon kişi evinin 500 metre çapında otobüs durağına ulaşıyor. 13 milyon kişi metroya ulaşıyor. 980 bin yani 1 milyonun altında kişi de iskeleye ulaşıyor. Yani aslında denizi hep aktarmaya kalmasının sebebi ulaşılabilirlik. İstanbul artık bir kıyı şehri değil. İstanbul tamamen karaya büyümüş bir kent. O sebeple denize ulaştırmak da insanları denizi kullanmanın ilk adımı gibi bir şey oluyor. Geri kalan işte o 13-14 milyon insan için kolaylıkla iskele etrafında oturmayanlar için. Ama bütün bu planlamalar yapılırken tabii ki hız, süre hepimiz için çok önemli. Denizin biraz daha keyif ve nostalji tarafına kalmasının sebebi de o oluyor. Çünkü bir iki aktarma yapınca zaten karadan tek otobüsle ya da aracınızla tek vasıtayla gidebileceğiniz kısa sürede trafik olsa bile daha kısa sürede ulaşacağınız destinasyonlar oluyor. Bu sebeple planlamayı yaparken gerçekten o entegrasyonu sağlayıp gerçek anlamda insanlara bir hem zamandan hem de kalite ve konfordan kazandırmak noktasında analizler yürütülüyor. O yüzden o dikey yolculukları, dikey hatları seviyorum ben gerçekten. Yani özellikle o şey kara yolunun çok tıkalı olduğu saatlerde dikey deniz hatları gerçekten çok hayat kurtarıcı olabiliyor. Bu arada şeyi de hatırlatmak isterim. Heveslendirme şeyinizde benim anladığım yurttaş olarak kütüphanelerde en son bu moda iskelesindeki kütüphanede örneğin gerçekten şey sadece yolculuk için değil birazcık o mekanı sahiplenmesi için de kentlinin yani dediğim gibi baştan kentlinin kentle muhabbetinin zenginleştirilmesi açısından da kütüphaneler için de ayrıca size teşekkür ediyorum bir İstanbullu olarak. Şimdi şeyi soracağım size çevreye etkisi nedir deniz ulaşımının? İstanbul gibi kalabalık ve bir sürü çevre sorunu potansiyel olarak olan bir kent olarak ona etkisi nedir? Ne oluyor deniz ulaşımı? Ondaki etkisi diğer modlara göre tabii hem biz 1200 işte 2000 kişi kadar yani 1000 ile 2000 arası değişen kapasitelerimiz var gemide. %20 doluluklarla gidiyoruz. Filonun yaşı da 30'un üzerinde. Yani baktığınızda ekonomik ömrünü tamamlamış araçlarla aslında sefer yapıyoruz. Bunlar tabii klas tekneler, gemiler. Yani bir güvenlik sorunu oluşturmayacak. Hem şirket olarak zaten böyle bir sorumluluğumuz ve bilincimiz var. Hem de Türk Boyutu klaslı olduğu için her zaman kontrol altında.
Ama çok yüksek bir şekilde tabii ki bakıma ihtiyacı oluşuyor. Ve bunlar yapıldığı zaman bu kalın denen yakıtı kullanırken şu anda artık ince yakıta geçilmiş durumda. Aslında makineler ince yakıta göre ayarlı değiller. Bu sebeple biz makineler üzerinde de bir takım değişiklikler yaparak bunların çevreye etkilerini minimumda olacak şekilde düzenliyoruz. Ama bu biraz zahmetli bir olay oluyor açıkçası ve güncelde değil baktığımızda. Hani bunu nasıl güncelleyebiliriz? Şu an bununla ilgili bir proje başlattık. Aslında geldiğimizden beri başlattık. Çünkü bir tarafta denizi özendirmeye çalışıyoruz. Bir tarafta çevre etki değerleri olarak genel toplu taşımada son derece minimal bir yerde kalıyor. Yani denizi havayı kirletiyor anlamında bir şey söyleyemeyiz açıkçası vapurlar için. Ama ben hani sıfırdan bahsediyorum. Yani 2050'de işte başkanımız C40'ı imzaladı ve biz artık 2050'de karbonsuz bir İstanbul'a doğru giderken şehir hatları burada kendini nasıl güncelliyor? Biz ciddi anlamda bir sorumluluk aldık burada ve bir proje başlattık. 2050 yılına kalmadım hatta. Tamamen filomuzun elektrikli diyorum ama şu an fizibilite çalışması başladı. Bu bir yıllık bir süreç. Bu bir yıl sonunda bize gereken filonun tamamının yeniden inşası ya da mevcutların dönüşümü şeklinde bir çalışma yapıyoruz şu anda. Elektrikli ya da yenilenebilir enerjiden sevk edilen bir filo kurmak üzere. Bu hayallerimizi anlatınca Dünya Bankası bununla hemen ilgilendi ve bu raporun hazırlanması. Çünkü yani şu değil bence, bizce. Yani elektrikli gemi yapılır. Ben şu anda da kendi bilgimizde zaten çünkü gemi inşa sanayi de bu işlerde son derece iyidir. Yurt dışına işler yapıyor. Yani know-how, bilgi birikim zaten Türkiye'de var. Hadi desek hızlıca bir iki tane elektrikli gemi yapabiliriz. Ama konu o değil. Konu düzgün bir planlama yapma. Baştan beri aslında programımızın başından beri değindiğimiz, konuştuğumuz şey. Hem kaynak yönetimi açısından hem de daha sonra bu işin sürdürülebilir olması açısından çok düzgün bir planlama yapılması gerekiyor. O planlamayı da böyle anlatınca biz Dünya Bankası biz sizin adınıza bu işi yürütürüz dediler ve aldılar. Çok ciddi bir rapor. Yani uluslararası danışmanlar aracılığıyla yapılan bizim de katkı sunduğumuz. Yeni bir filo kurmak elektrikli diyorum bunu bildiğimiz için ama yani hidrojen de araştırılacak çok yakın değil yani teknoloji tamamen bütün filoyu hani hidrojenle kuralım ya da daha başka yakıtlarla kuralım şu an çok hazır olmadığı için yüksek ihtimal elektrikli olacağı için öyle söylüyorum ama bir sürpriz de tabii çıkabilir bu kapsamlı bir çalışma kara dönüşümü kaç adet gemi yapacağız? Bunların bateri kapasiteleri ne olacak, yolcu kapasiteleri ne olacak, hatların optimizasyonu. Çünkü şu anda biz dizel gemileri istediğimiz hatta verebiliyoruz. Öyle bir sorunumuz yok ama iş elektrikli tekneye geldiği zaman bir elektrik yönetimi de devreye girecek. Dolayısıyla şu anki işletme modelinden farklı bir işletme modeliyle bizim hareket etmemiz gerekecek. Bu bir yıl bunun planlaması yapılacak. Bir yıl sonunda da yine tersanelere bölerek 3 ila 5 yıl arasında, 5 yıl uzun gelebilir. O sebeple 3 yıl gibi biz bunu optimize etmeyi planlıyoruz. Tersanelere dağıtıp 3 yıl içinde aslında şehir hatlarının artık vapur süliyetinde onun altını çizmek lazım. Çünkü hani İstanbullu olarak bir böyle konuşuyor olsa ben de çekinebilirdim. Ne yapacak bunlar şimdi? Yeni gemi diyorlar ama nasıl bir şey çıkacak ortaya falan. Geçmiş tecrübelerden de çünkü hani bir takım estetik olarak insanların hoşuna gitmeyen tecrübeleri oldu şehir hatlarının ve İstanbul'un. O sebeple bizim gönlümüz tabii ki klasik vapur silüetinden yana. Fakat bu kapasiteler çok fazla. Şu an bahsettiğim gibi ortalamada %20 dolulukla gidiyoruz. O yüzden benim 2000 kişilik vapura değil, daha küçük, işte 500 kişilik gibi, 700 kişilik gibi belki daha küçük vapurlara ve yenilenebilir enerjiden sevk edilen vapurlara ihtiyacım var ki hem bu nostalji, bu estetik, hem bu konfor. Çünkü hani Lodos'a çıkabiliyor çok sert olmadığı sürece baktığınızda İstanbul'un alıştığı bildiği bir silüet var. Hem onu koruyalım hem de artık daha bu çevreyle ilgili yapılacak bir şey kalmayacak noktaya kadar işleri taşıyalım diye böyle bir adım attık. Artık bu gerçekleşti. Bu arada elektrikli deyince deniz taksilerimizin de 50 tane deniz taksi ürettik bu yıl biz. Hani denize özendirmek adına aslında sadece yeni hat açmak değil, bir taraftan da yeni iş modelleri de geliştiriyoruz. Toplu ulaşımdan bağımsızdı deniz taksiler biliyorsunuz ve seferden, saatten bağımsız istenilen anda bizim iskelelerimizde iskeleden iskeleye bir taşımacılık başlatmıştık.
Onların da 5 tanesini hibrit kurguladık. Ve 45'e 5 şu anda. 5'i bu yıl içinde bitecek. Son 5 onlar artık. Ve biz bu bir yıllık fizibilite içerisinde aslında elektrikli tekne yönetimini de uygulamalı olarak tecrübe ediyor olacağız. Daha sonra bu ikisinin çıktısıyla birlikte rahat ve kolay planlanabilir, sürdürülebilir dediğim gibi bir deniz ulaşım modeline, yeni bir deniz ulaşım modeline geçeceğiz. Biz ne zaman yeni at açmaya kalksak çünkü muhakkak motor kiralamak zorundayız. Yani her ne kadar vapur olsa da elimizde sınırlı sayıda vapur var. Dolayısıyla her yeni hatta biz motor kiralamak ve başka taşıtlarla bu işi döndürmek zorundayız. Onlar da farklı sıkıntılara yol açıyor tabii. Tabii. Ama anladığım kadarıyla aslında bunun zaten İstanbullular çok şanslı sizin pozisyonunuzda, sizin background'ınızda bir insan olduğu için bu işi gerçekten bilerek belli ki planlarınızı da yapıyorsunuz. Bu kadar ciddiye aldınız. Çok sevindirici bir haber. Demek ki birkaç yılda aslında daha da dediğiniz gibi çevreye daha da duyarlı, yani daha iç rahatlığıyla da binebileceğimiz vapurlar ve hatlar olacak. Peki yeni bir hat önermek istese bir diyelim ki işte çevre örgütlenmesi, bu adresi siz misiniz? Şehir hatlarına mı yazdınız? Yani CİMER dediniz, şey dediniz, %50'siniz ama hani CİMER'de kaybolmasın, daha böyle hani doğrudan fikrini belirtmek istese sizin müdürlüğünüze mi gelecek? Bize gelebilir, bizde toplanıyor ama bunun yanı sıra hat açma yetkisi aslında Büyükşehir Belediye'mizin ulaşım dairesinde. Yani oraya da yazılabilir. Ama bir ortak masada bunları zaten hep beraberce bize de gelse biz olgunlaştırıp dairemize gönderiyoruz. Onlara da gelse aynı şekilde hani bunun analiz edin diye bize geliyor konu. Böyle aramızda ama hani yasal olarak hat açma yetkisi kimdedir? Ulaşım Dairesi'ne bağlı Toplulaşım Hizmetleri Müdürlüğü teklifi UKOME'ye getirir. UKOME karar oy birliği ya da oy çokluğuyla bu hattı açmaya tamam der ve hat açılır. Peki Sinem Hanım, çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için, bize güzel haberler paylaştığınız için. Seyircilerimiz de umarım o yeni hatların keyfini, dediğiniz gibi hem ihtiyaçtan ama birazcık da hani şehrin keyfine varmak için de hatları kullanabilirler. Çok kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Haftaya başka bir kent konusunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.